Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün seçimlerden sonra Türkiye ekonomisinde neler olabilir başlığını inceleyeceğiz. Sevgili dostlarım öncelikle belirtmek istiyorum. Bu bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim. Yani şehrimizdeki kent başkanlarını, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyeleriyle muhtarları seçiyoruz biz. Dolayısıyla hükümet değişmeyecek ve hükümet 4,5 yıl daha görevinin başında olacak. Eğer ki önümüzdeki süreçte bir erken seçim söz konusu olmazsa. Ancak bugüne kadar öyle bir illüzyon yapıldı ki sanki genel seçime gidiyoruz da ve bu genel seçimle birlikte hükümet değişecek de Türkiye'nin yönü tamamen farklı bir noktaya sapacak gibi bir ihtimal konuşuldu. Oysa hiç alakası yok sevgili dostlarım. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bizler bir yerel seçime gidiyoruz. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana, İzmir, Bursa her neresi olursa olsun Türkiye'nin illerinde ve ilçelerinde kent ve ilçe başkanlarını seçeceğiz. Ve o kent ve ilçe başkanlarını seçerken de bize ne kadar iyi hizmet verip vermediklerine bakacağız. Eğer ki mevcut belediye başkanlarından memnunsak onlarla yolumuza devam edeceğiz. Eğer ki mevcut yönetimden memnun değilsek, kent yönetiminden memnun değilsek de onları değiştirip yerlerine alternatif isimlerle devam edeceğiz yolumuza. Anlayacağınız sevgili dostlarım aslına bakarsanız bu seçimden sonra eğer ki hükümet seçilmezse yani AK Partili belediye başkanları seçilmezse dolar uçar kaçar falan filan gibi teoriler tamamen yanlıştır sevgili dostlarım. Doların uçup kaçmasının seçimlerle hiçbir alakası yoktur. Ha dolar yükselecek mi? Evet yükselecek ama seçimle hiç ilgisi olmayan nedenlerden dolayı yükselecek. Türkiye bugüne kadar doğru yönetilmediği için yükselecek. Türkiye'nin tarımı, Türkiye'nin sanayisi, Türkiye'nin makro ekonomik ölçekleri doğru yönetilmediği için dolarda bir yükseliş göreceğiz biz. Nitekim 5.28 seviyesine kadar gelen dolar tekrar 5.65'e kadar yükseldi ve bu hafta sonunda 5.65'ten girdi sevgili dostlarım. Bakın dolarla ilgili 50 tane operasyon yapıldı. Özellikle Merkez Bankası'nın swap operasyonuyla yurt dışında swap faizleri neredeyse 1000'in üzerine çıktı zaman zaman ama ortalamada %300-350 civarında işlem gördü. Diğer taraftan yine Merkez Bankası'nın repo ihalelerini kısması, bir haftalığına durdurması nedeniyle de yine yurt dışında yaşanan TL sıkışıklığı Türkiye CDS'lerinin tavan olmasına neden oldu. En son gördüğümüz rakam 475'ti sevgili dostlarım. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sadece kur odaklı hareketleri kurun bile durmasına yetmedi. Sadece 10 kuruş düşürebildi kuru. Bakın 5.85 seviyesine kadar yükselmişti dolar. Ardından 5.75 seviyesinden hafta sonuna girmişti. Bu hafta 5.28'e indirildi ve hafta sonuna yine 5.65'ten girdi. Dolayısıyla sadece 10 kuruşluk bir fark oldu Merkez Bankası'nın tüm operasyonlarına rağmen. Swaplarımızın çöp olması, CDS'lerimizin çöp olması, faiz oranlarımızın özellikle tahvil faiz oranlarımızın %17'den %23 olmasına rağmen sadece 10 kuruşluk bir hareketlilik yaşandı dolarda aşağıya doğru. Aslına bakarsanız öbür taraftan bakıldığı zaman 5.28 seviyesinden tekrar 5.65 seviyesine kadar yükseldi dolar. Neden? Çünkü dolardaki risk devam ediyor. Yabancı baskısı ve yerli baskısı devam ediyor. Neden? Çünkü 176 milyar dolar olan döviz tevdiat hesabı 179,5 milyar dolara kadar yükseldi. Hem yerliler hem de yabancılar Türkiye ekonomisine güvenmedikleri için, siyasi istikrara güvenmedikleri için tırnak içinde söylüyorum, dolara baskı yapıyorlar. Dolar almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bakın altın çizerek söylüyorum. Seçimden sonraki hafta ama seçim odaklı değil. Seçimden sonraki hafta yani 1 Nisan itibariyle biz dolardaki yükselişin devam ettiğini göreceğiz. Bunun en net örneklerinden birisi aslında en net göstergelerinden birisi de şu olacak.
Merkez Bankası bir haftayı tamamlamış olacak repo ihalelerinde ve repo ihalelerini öyle ya da böyle ya pazartesi ya salı günü ya da çarşamba günü açmak zorunda kalacak. Açtığı zaman bu piyasaya ciddi bir TL girişi anlamına gelecek ve piyasaya giren TL tekrar dolara yönlenecek. Çünkü dolarlar bozduruldu, o dolarların yerine tekrar dolar konulması gerekiyor. Dolayısıyla dolara yönlenen her para da doların yukarıya doğru hareket etmesini zorlayacak. Geçen hafta borsa 5.67 bir günde değer kaybetti. Bu 5.67'nin sadece 1.5'unu geri alabildi ve hafta ortalamasında %4'lük bir değer kaybı söz konusuydu. Ve bu kayıpların önemli bir kısmı bankacılık hisselerinde gerçekleşti sevgili dostlarım. Evet, yerli ve yabancı fark etmez Türkiye'deki banka hisselerinde çok yoğun bir satış vardı. Biz işte swap piyasasında yabancılara gol attık, acayip onları ketenpereye getirdik, terse düşürdük falan filan bakış açısı son derece yanlış bir bakış açısı. Sizin Merkez Bankanızda 14 milyar dolar, 16 milyar dolar arasında bir rezerviniz var nakit olarak ama uluslararası piyasalarda o gırgır şamata yaptığınız fonlarda milyarlarca dolar para var ve gerekirse gelip buraya istedikleri ölçekte müdahale edebilirler sevgili dostlarım. Buradaki sıkıntımız şu, siz serbest piyasa ekonomisi içerisinde dövizinizi dalgalı kur ortamında bıraktığınız sürece bu saldırılarla karşı karşıya kalmaya mahkumsunuz. Siz swap piyasasında olduğunuz sürece, siz CDS'lerinizi dünya piyasasına açtığınız sürece bu saldırılarla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer ki bunun adı saldırıysa, siz bunu saldırı olarak görürsünüz, yurt dışındaki büyük fonlar ticari fırsat olarak görür. Ne açıdan baktığınıza bağlı sevgili dostlarım. Tekrar biz seçimlere dönelim. Evet, seçimlerden sonra hem dolarda hem euroda bir hareketlik göreceğiz. Borsadaki çıkışlar devam edebilir sevgili dostlarım. Yerel seçimlere gidiyoruz. Hükümet değiştirmiyoruz. Yerel seçimlerdeki değişiklikler belki ufak tefek etkiler yaratacaktır. Belki siyaseten söylemleri değiştirecektir. Ola ki Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'yı, İstanbul'u, Bursa'yı, İzmir'i alırsa iktidar partisine hadi erken seçime git diyecektir. Ama sonuç itibariyle iktidarın böyle bir mecburiyeti yok. Yani 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanı görevini devam ettirebilir. 4,5 yıl daha şu anki mevcut meclis durumunu koruyabilir. Bununla ilgili herhangi bir yaptırım şansı yok ki belediyeleri kazandık diye şu anki mevcut muhalefet partilerinin. İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin ya da Saadet Partisi'nin kaç tane belediye kazandığı, AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar önüne geçtiğinin hiçbir önemi yok sevgili dostlarım. Bakın bu illüzyondan kurtulalım. Belediye başkanı seçiyoruz günün sonunda. Muhtar seçiyoruz günün sonunda. Belediye meclis üyesi seçiyoruz günün sonunda. Yani biz milletvekili seçmiyoruz ki, biz hükümet seçmiyoruz ki, biz bakan seçmiyoruz ki, biz şu anda cumhurbaşkanlığı seçimine gitmiyoruz ki. Türkiye mevcut rejimine, mevcut iktidarıyla devam ediyor. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama gelelim şuna, bana şunu söyleyebilirsiniz. Mevcut iktidarın ekonomi yönetimi doğru mu? Kesinlikle değil. Yani bugüne kadar o kadar büyük hatalar yapıldı ve son 16 yıl içerisinde o kadar çok seçim yapıldı ki ekonomi çok zor durumlara geldi. Size bir şey söyleyeyim. Son 16 yıl içerisinde sevgili dostlarım tam 14 seçim gerçekleşmiş Türkiye'de. Neredeyse her yıl bir seçim gerçekleşmiş. Dolayısıyla zaten bu kadar çok seçimin olduğu bir ülkede ekonominin ayakta tutulabilmesi mucize. Evet, bugüne kadar ekonominin ayakta tutulabilmesi mucize sevgili dostlarım. Büyük bir başarı aslına bakarsanız. 16 yılda 14 seçim. Her yıl bir seçim gerçekleştirilmiş ve Türkiye ekonomisi hala ayakta durmayı başarıyor. Dolar hala şükredin bu seviyelerde. Yani bu kadar harcamadan sonra Türkiye ekonomisinin çoktan patlamış olması gerekirdi zaten. Diğer taraftan bakın seçimden sonra faiz oranlarımız eğer ki repo ihaleleri açılmazsa yükselmeye devam edecek. Geçtiğimiz hafta Cuma günü %23 seviyesini gördük biz tahvil faizlerinde. %17'den %23 seviyesine geldi. 6 puanlık bir artış. Sebze meyve fiyatları %150 oranında arttı. Sevgili dostlarım açlık sınırı 2015 liraya geldi.
Türkiye'de 16 milyon kişi sosyal yardımlarla geçiniyor. Türkiye'de genç işsizlik %25 seviyesinde. Türkiye'de üniversiteli işsizlik %25 seviyesinde. Türkiye'de işsizlik ortalaması %11, son ay gelen rakam %13,5 seviyesinde. Yani seçimlerde AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, yerel seçimler ya da İyi Parti ya da Saadet Partisi kazandı. Bu gerçekler değişecek mi sanıyorsunuz? Bir anda sihirli değnek değecek ve ekonomi pırıl pırıl olacak. Öyle bir şey yok sevgili dostlarım. Bakın, ekonomide ciddi sıkıntılar var ve bu sıkıntıların sadece yansıması olarak biz dövizdeki yukarıya hareketi görüyoruz. Ve biz bu sıkıntılar yüzünden enflasyondaki hareketliliği görüyoruz. Biz bu sıkıntılar yüzünden işsizlikle baş başa kalıyoruz. Biz bu sıkıntılar yüzünden faizle uğraşıyoruz. Dolayısıyla kimse çıkıp da işte AK Parti seçilmezse faizler şöyle patlar, dolar şöyle çıkar falan demesin. AK Parti'nin seçilip seçilmemesiyle ilgisi yok bu konunun. AK Parti ile ilgisi şu: AK Parti bu ülkeyi yönetiyor ve ekonomiyi yanlış yönettiği için dolar yukarıya çıkacak. Evet, ben iddiamın arkasındayım. AK Parti ülke ekonomisini yanlış yönettiği için, bu kadar borçlandırdığı için hem özel sektörü hem kamu sektörünü hem de hane halkı olan sizleri bu kadar borçlandırdığı için ekonomi bu noktaya geldi. Evet, biz sadece ithal odaklı bir ülke olduğumuz için dövizin bu kadar etkisini gördük. Aksi takdirde kendi tarım ürünlerimizi kendimiz üretseydik, kendi cep telefonumuzu kendimiz üretseydik, kendi arabamızı kendimiz üretseydik, kendi trenimizi kendimiz üretseydik, zaten doların yükselmesi ya da alçalması sadece finansal olarak bizi etkilerdi. Oysa şu anda ekonomimizin her alanına nüfuz etmiş durumda. Hatta hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Olaya böyle bakalım sevgili dostlarım. Yarın bir Türkiye vatandaşı olarak kalkınız ve gidiniz ve oyunuzu istediğiniz partiye verin. İktidar partisine ya da muhalefet partilerine. Sonuç değişmeyecek bakın. Değişen tek şey kent yönetimleri olacak. Ha, ama bu oyları verirken tabii ki kriterlerimiz olacak. Bu şehir ne kadar betonlaştı? Bu şehir gerçek anlamda ne kadar doğru yönetildi? Bu şehrin yerel yönetimlerinin işsizliğe ne kadar olumlu ya da olumsuz katkısı oldu? Bu ülkenin yerel yönetimleri benim sorunlarımı ne kadar çözmeye çalıştı? Bu ülkenin yerel yönetimleri benimle hangi partili olduğuma göre mi ilgilendi, yoksa gerçekten bu şehrin vatandaşı olduğum için mi ilgilendi? Gidip orada oyunuzu basacaksınız, ben de aynı yapacağım ve yerel yönetimde kim olsun istiyorsam onun başa gelmesi için oturacağım ekranların başında, dua edeceğim inşallah o gelir diye. Gelmezse de kim seçilirse o benim belediye başkanım olacak ve o şahıs bana hizmet edecek. Çünkü asıl olan benim, vatandaş olan benim, onu seçip oraya oturtan benim. Bakın, belediye başkanları ne bir partiye aittir ne bir yöneticiye aittir. Belediye başkanları kentin halkına aittir ve kentin halkına hizmet etmekle görevlidir. Başka bir görevi de yoktur. O zaman kentin belediye başkanı hangi partiden olursa olsun gideceğiz, isteklerimizi sunacağız ve bunların olması için de gereken takibatı yapacağız. Bu kadar sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve tabii ki dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın efendim.